Şunu da biraz öne mi alsam? Ay şu da olsa mı olmasa mı? Şu file de karar veremedim ya. Evet. Böyle iyi miyim? Neyse böyle kalsın şimdilik. Bir şey olmaz. Başlıyoruz. Aloha. Bugün bu şekilde oturarak karşınızdayım arkadaşlar. Çünkü bu videonun konusu bir düzenleme videosu olacak. Gözlüklerimi beraber düzenleyeceğiz. Açıkçası burada ben şöyle dizdim. 20 tane gözlüğüm var. Hepsini deneyeceğim. Hepsi kutuların içinde. Hani size kutularını da göstermek istedim açıkçası. Niye göstermek istedim? Hiçbir fikrim yok ama hani kutusunda böyle derli toplu olsun dedim. Size de sürpriz olsun dedim. Her birine yani 20 tanesini de böyle kutularından çıkarıp yaklaşıp zaten size göstereceğim. Bu düzenleme videolarının amacı açıkçası, bu arada şuraya mikrofonu taktım ama çok bağırıyorum niyeyse. Sanki böyle sesim size yetmiyor, gelmiyormuş gibi hissediyorum. Neyse biraz daha umarım şu kablo beni rahatsız etmez ve umarım sizi de rahatsız etmiyordur. Ay böyle yani gerçekten haritanızın astrolojik olarak bir yerlerinde bir böyle başaklık varsa, benim güney ay düğümüm başak, gerçekten biraz sizi zaman zaman zorlayabiliyor. Her şey mükemmel olsun istiyorsunuz falan filan. Detaylarda boğulmadan yine konuya geçiyorum. Şunu diyecektim, düzenleme videolarıyla yani bu videoyla benimle ilk defa karşılaşıyorsanız kanalda daha önceden işte çoraplarımı beraber düzenlediğimiz, taytlarımı, tişörtlerimi, hatta kazaklarımı da beraber düzenlediğimiz videolar var. Onlardan birini, belki kazakları, kış ayındayız. Bugün 30 Aralık 2021 ve yılın neredeyse son günü. O yüzden de böyle değişik bir heyecan kapladı içimi saçma bir şekilde. Neyse o videolardan birinin kartını şuraya koyarız. İzlemediyseniz ilk onlardan birini izleyebilirsiniz ya da hepsini izleyin sonra gelebilirsiniz. Yani neden böyle bir video çekiyorum? Öncelikle bunu böyle bir kısaca değineyim istiyorum. Ben hayat boyu yani ayım yengeçte olduğundan dolayı, yani büyük ihtimalle değil öyle, duygusal olarak hep böyle eşyalarıma, giydiğim şeylere, eve aldığım şeylere, yani neyse hep böyle tutunmaya meyilliydim. Kendimi 2019 yılından beri, yani YouTube aslında ilk başladığımdan beri eski istifçi, yeni minimalist olarak tanımlıyordum. Ve bu minimalizm yolculuğunda da yavaş yavaş bence gayet güzel yol kat ettiğimi düşünüyorum. Düzenleme videolarını da sizinle yaparak aslında ben de kendimi motive ediyorum. Ve belki bu sayede hani sizin de evinizde, hayatınızda size fazlalık gibi gelen ya da sizi artık mutlu etmeyen ya da sizin artık takmadığınız, giymediğiniz, kullanmadığınız eşyalarınız belki başkalarına çok fayda sağlayabilir. Bunun için de hani eğer ki dilerseniz sizi biraz motive etmek istedim açıkçası. Hem bana güç versin hem de size bu anlamda biraz güç versin. Yani motive edelim birbirimizi istiyorum. O yüzden de geçenlerde ben size sormuştum aslında ayakkabılar mı olsun, güneş gözlükleri mi diye. Bayağı da oluyor. Aslında ayakkabılar demiştiniz. Ama ayakkabıları tek kişi çekmek bayağı zordu. O yüzden olmadı. Ayakkabıları da bir yerde ele alacağız. Ve bugün 20 tane güneş gözlüğüm var. Şurada şimdi hemen denemeye başlayayım ki çok uzun bir video olmasın. Bunun yanı sıra şunu da hemen söylemek isterim. Lütfen ama lütfen bazı düzenleme videolarının altına aslında çok fazla gelmedi. Ama birkaç tane işte böyle minimalist olunur mu? İşte bu kadar eşyan var, sen nasıl minimalistsin? Gibi gibi böyle yorumlar geliyor. Arkadaşlar her konuda olduğu gibi herkesin yolculuğu tamamen kendine özel. Dolayısıyla hani ben kendimi minimalist olma yolculuğunda biri olarak tanımlıyorum. Aslında bu da hani şey değil, minimalist olunca hayat muhteşem falan. Böyle bir duygum ya da böyle bir düşüncem de yok. Hayatımda bana değer katan, bana iyi enerji veren, benim mutlu olduğum her türlü kıyafet, obje, neyse yani adını siz koyun, hiç yani kitap, onları azaltarak ihtiyacım olan kadarıyla kalmak esas benim amacım. O yüzden de hani kimse kimseyi yargılamasın. Zaten ben de kimseyi yargılamıyorum. Burada sadece paylaşmak amacıyla bu videoyu çekiyorum. Burada ayırdıklarımı yani elden çıkaracağım güneş gözlüklerini hani merak ederseniz, isteyen olursa dolapta satabilirim. Güneş gözlüğü satılabiliyorsa. Ya da bir şekilde yani dolapta herhalde satılıyordur. Satılıyorsa zaten şuraya koyarım. İsmimi koymuyorsam emin olun ki satılmıyordur orada. O yüzden koymuşumdur ama öyle bir kategori mutlaka vardır diye düşünüyorum. Evet ve şimdi hazırsanız artık başlayalım denemeye.
Öncelikle nasıl yapsam ya? Ya ben aslında, bir dakika. Aslında arkadaşlar ben marka meraklısı hiçbir zaman olmadım. Hani öyle ne marka çantam vardır. Hani çok böyle annemden gelen, hani annem ben kullanmıyorum, Kardelen sen kullan dediği bir şeyler varsa belki kullanıyorumdur. Ama hiçbir zaman marka meraklısı olmadım. Bunu söylüyorum lakin elimde 3 adet şu Miu Miu markasını bilenleriniz vardır. Şöyle göstereyim. Şimdi zaten üçünü de deneyeceğim. Bu Miu Miu markasının İtalyan olması gerekiyor. 3 tane gözlüğü var. Bayılıyorum. Yani zaten tarzlarına bayılıyorum. O yüzden 3 farklı çeşidini aldım. Bayağı böyle kokoş. Yani ben de biraz kokoş olmayı, rüküş olmayı zaman zaman seviyorum. Ben bunları takıyorum. Kova burcuyum. Yükseleni de kova. Kovayı da biraz biliyorsanız hani değişik. Zaten buraya kadar videolarımı izlediyseniz hani ne kadar renk sevdiğimi, glitter sevdiğimi. Bugün yaptım, makyajı da göstereyim belki size. Ay böyle konudan çok dağılıyorum, kusura bakmayın. Neyse. Yani bunları sevdiğimi bildiğiniz için bence şaşırmayacaksınız. Evet, şimdi umarım çok şaşırmazsınız. Neyse, 20 gözlükten birincisine başlıyorum. Denediklerimi de şöyle mi koysam artık? Evet. Hazır mısınız? Ben hiç hazır değilim. Ay heyecanlandım ya. Bana sorarsanız bu arada bu gözlük bana deli gibi yakışmıyor. Yani şey benim çünkü yüzüm sanki bu gözlük için biraz küçük ya da bana öyle geliyor. Ama hani şu glitterlerini falan hani görüyorsunuzdur. Bayılıyorum. Yani bu gözlüğü kısacası hatta onları şu tarafa koyayım vermeyeceklerim. Bunu veremem. O yüzden bu gözlük benimle kalıyor ve bunu ben yazın zaten tabii ki de güneşli günlerde takıyorum. İkinci sırada, ya bundan aslında emin değilim, bir deneyeyim size de göstereyim. Bu arada lütfen yorumlara siz hangi gözlük bana çok yakıştı ya da hani Kardelen bu gözlük olmadı bunu bence ver ya da sat dersiniz. Hani mesela 1 numara 2 numara diye gidelim öyle daha kolay olur. Bu demin denediğim 1 numara olsun. Bu 2 numara olsun. Hani siz de ona göre söylerseniz sizden gelen yorumlara göre de hareket ederim. Hatta belki bilmiyorum. Bir tanesini birinize belki hediye ederim. Ama bilmiyorum yani bunun bir şartı falan olur. Ben de bir düşüneyim. Evet şimdi bu 2 numaradan devam ediyorum. Bu da Miu Miu. Miu Miu. Tamam bu da kalıyor. Bu gidiyor. Yani en rüküş gözlük net olarak bu. Bunu size söyleyebilirim. Evet bu gidiyor. Ama bunu da çok severek almıştım ya. Ya bayılıyorum ya. Renk yani eminim tabii ki de herkes renk sevmek zorunda değil. Renk sevmeyen ya da böyle kahverengidir, siyahtır, gridir o renklerden hoşlanan arkadaşlarımız da eminim vardır aranızda. Ama ben böyle değişik değişik renklere, cırtlak cırtlak, neon renklere bayılıyorum. Ama bunu satacağım. Evet, bunu kesin olarak satacağım. Ben bence şöyle yapayım. Kalacaklar burada olsun, vereceklerim burada olsun. Şimdi bir tane anneannemin aldığı bir gözlük vardı. Doğum günü hediyemdi seneler önce. Onu deneyeyim. Moncler markası. Bu gözlüğü seviyorum. Bir de bunu dediğim gibi anneannem doğum günü hediyesi olarak aldı. Öyle. Bence bu gözlük de bana çok yakışmıyor. Bu 4 numara bu arada. Hani unutmayın aşağıya yorumlarınızı yazarken. O demin kırmızı olan 3'tü. Bu 4 numara. Bence bu yani bilmiyorum orta yakışıyor ama dediğim gibi bunu vermeyeceğim. Çünkü ben takarım onu. Bu arada ben her zaman yani genelde hep böyle vermeden önce ya da satmadan önce yani ya da bağışlamadan önce her neyse işte her ne veriyorsam, elden çıkarıyorsam hep böyle bir içimden hani elimde onu tutup teşekkür ederim. İşte bu vardı ya bir kadın, Japon bir kadın hani arigato 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 mu deyin diyordu. Böyle 3 kere. Neyse işte yani onu söylüyorum hani şu ana kadar işte her şey için teşekkür ediyorum. Seni sevgiyle uğurluyorum gibi böyle bir şey hep içimden geçiriyorum. Bunu da öyle nacizane söyleyeyim. Şimdi 5 numaraya geçiyoruz. Dediğim gibi Ray-Ban olmasın ama Ray-Ban'dan başka da şu bu ne? Bunu da Tonet diye bir şey. Bu marka değil herhalde. Bilmiyorum. Ama yolda da almış olabilirim. Yurt dışında böyle bir yerden de almış olabilirim. Bu böyle cam. Dediğim gibi 5 numara. Artık cam gözlük sevmiyorum. Bir ara moda oldu birkaç sene önce hatırlarsınız. Buna bir daha bir bakayım. Ama bunu da hediye edebilirim arkadaşlar. Ya hediye değil de satabilirim.
Evet, o zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 numara. 6 numara bu annemin de, annem bana hediye etti. Bu gözlüğü, bunun markası var mı diye bakıyorum. He, Martin Margiela mı? Martin, evet Martin, yok. Martin Margiela, evet annem bunu çok seviyor bu markayı. Bunu vermeyeceğim, bunu çok takıyorum. Evet, 7 numaraya geldik arkadaşlar. Bu benim yıllarca taktığım. Bunu böyle sokaktan çok eski zamanlarda, yani en az 15 senesi var. Belki kaç yaşlarındaydım? 14-15 yaşlarında falan almıştım hatta. Çok uzun zaman oldu. Ama bunu zaten hediye ederim. Yani öyle marka bir şey de değil. Bir zamanlar bayağı büyük büyük gözlükler takıyormuşum. Niyeyse. Gucci'ye benzedim birazcık. Evet, bunu hediye ediyorum. Dediğim gibi bunu da internetten aldım. Bunu hatta bir sene önce falan almışımdır pandemide. Hep kaçıncıda olduğumu nasıl unutabilirim? Evet, 8.'deyiz şu anda. 8. gözlüğümüz bu. Bunu satmıyorum. Bunu da bu tarafa koyuyorum. Şimdi 9. gözlüğümüz bu. Bunu da hediye edebilirim diye düşünüyorum. Bir deneyeyim de. Evet. 9 numara. Ay bu sanki güzel oluyor ya. Bunu seviyordum. Bunu da kararsızım ama sağ köşeye koyayım. Bir düşüneyim. Puanlamayı unutmayın. Yani yok, puanlamak demeyeyim de, dediğim gibi böyle şöyle yapalım. Yorumlarda bunu, yani içinizden gelirse eğer ki, tabii ki çok isterim. Bu videoyu izleyenler şey yapabilir isterlerse, dediğim gibi size kalmış ama şu işte 9 numara hiç olmadı, 3 numara da muhteşem yakıştı, atıyorum. Hani öyle en iyi olan ve en kötü olanı yazarsanız ben de biraz fikir sahibi olabilirim. Her zaman farklı fikirlere açığım çünkü. Belki ben çok yakıştığını düşünüyorumdur ama belki gerçekten bana o tarz, o model hiç yakışmıyordur, bilmiyorum. Evet, onun 10 numaradayız ve bu da yine bir aynalı gözlük olması lazım. Artık hiç sevmiyorum aynalıları ya, şöyle. Evet, yok, bunu kesinlikle ya satacağım ya hediye edeceğim. Bu gözlük de galiba annemdendi. Ne oldu şimdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 numaradayız, evet. Ay bu güzel sanki. Ama bunu da sağ koyayım, biraz düşüneyim. Bir de aynada bir daha bir bakarım. Bu arada yeri gelmişken Instagram'dan takip ederseniz arkadaşlar, bir ya da iki tanesini hediye edebilirim dediğim gibi. Bu gözlüklerin, ama yani burada zaten olmaz YouTube'dan. O yüzden Instagram'ımı şuraya ya da buraya bir yerlere bırakacağım. Oradan takipte kalırsanız da zaten storylerden hani kime hediye edeceğimi YouTube'da gelen yorumlara göre bu arada seçeceğim. Ama Instagram'dan duyururum. Hani oradan Instagram bilgilerinizi alırım. O yüzden hani dilerseniz takipte kalırsanız zaten yani Instagram'ın aslında takip etmenizi şu açıdan istiyorum. Hani ileride böyle belli konularda, mesela astrolojiyle birçok videoda bunu söylüyorum ama soru cevap videoları ya da hani Instagram'dan sizin fikirlerinizi bir konuda aldıktan sonra o içerikle ilgili, yani o içerikte videolar çekmek istiyorum. O açıdan önem veriyorum. Şimdi 11'di bu galiba. Yani muhteşem hafızam. Bu aralar bilmiyorum, Leyla gibiyim biraz. Neyse, geçecek elbet. 12 numara bu. Ay güzelmişti aslında. Bunların modeline hastayım ya. Yani en bana yakışan bence bu yani. Hani Ray-Ban üzerine tanımıyorum. Ray-Ban sponsor olsa ya. Bu da burada kalsın ve 13 numaraya geçiyorum. Bunu kesinlikle satarım. Çünkü maviyi tutarsam ama iki tane ihtiyacım yok. Dediğim gibi bir ara aynalı gözlüklere takmıştım. Evet, 13 numara bu. Evet, 14 numaradayız. Bunu, yani bu benim favorim zaten. Bilmiyorum siz yakıştıracak mısınız? 14 numara. Bu kalıyor. Ve bu bir diğeri 15 numara. Bu da dediğim gibi aynısının farklı rengi. Yani çok güzel ya. Eğer sizin de yüz hattınız benim gibiyse, tabii gözlük seçiminde
Kesinlikle bilirkişi. Bir dakika bir şey göstereyim de konuşmadan. Gözlük seçiminde kesinlikle bilirkişi değilim arkadaşlar. Ama hani yüz hattınız böyle benim gibiyse bence bu gözlükler çok iyi gidiyor. Yani birçok insana gidiyor aslında, yakışıyor diye düşünüyorum ama... Tabii ki de doğru güneş gözlüğü nasıl seçilir yüz tipinize göre, hani ona da bir daha iyi bilen birinden, bu konuda deneyimli bir gözlükçüden destek almakta tabii ki fayda var. Bir de en önemlisi sizin kendinize yakıştırmanız, yani hani her şey bir yana. Kaçıncı numaradayız? 16. Evet. Bunu da bir ara çok seviyordum ama bunlarda ne var biliyor musunuz? Bakın size yakınlaştıracağım. Şimdi şuraları... Neyse anladınız siz. Şu kısımları var ya. Bir de konuşabilsem. Şu kısımların şimdi ben özellikle yazın her zaman yüzümde olmuyor. Şöyle taktığım zaman bu diğer gösterdiğim gözlüklerde ben ona çok dikkat ediyorum. Hani böyle indirebiliyorum. Hani şuradan şuraya rahatça inmesi lazım. Ama bu tarz gözlüklerde her zaman takılıyor. Yani ya böyle mesela çekerken saçım takılıyor ya böyle indiremiyorum, yine zaten saçıma takılıyor. O yüzden ben bu gözlüklerle hiç rahat edemiyorum. Yani şöyle bir size, bilmiyorum netleyecek mi ama göstermek istiyorum. Şu ikisinin farkından anlayabilirsiniz. Umarım netler ya da netlemezse de görürsünüz. Yok, netlememeye yemin etti yani, netlemiyor. Neyse, yani bunlar sonuç olarak ne kadar yakışsa da benim hayır dediğim gözlükler. Ben rahat edemediğim için öyle gözlükleri satın almıyorum ve kullanmıyorum. 16 numaradan devam. Fena değil ama bence bu gözlük daha yuvarlak hatlı olan arkadaşlarınıza daha çok yakışır diye düşünüyorum. Benim yani yuvarlak hatlı değil yüzüm bence. O yüzden böyle. Bu gözlükten iki tane var. Hatta şöyle göstereyim. Çünkü neden? Çünkü ben çok çok seviyorsam hep bir kopyasını daha alıyorum. Yani bunun çok harika bir olmadığını biliyorum ama işte ne yapayım arkadaşlar? Ben de böyle bir deliyim. En sevdiğim gözlüğüm de bu olduğu için hani kırmızısı ve mavisini gösterdim. Yeşili en favorim. O yüzden bunu da iki tane almıştım. Sonra bulamıyoruz çünkü ve kırılır eder falan korkmuştum. Benim bütün 20 gözlük arasında en favorim budur. Gerçi 20 değil, 19 gözlük oluyor çünkü ikisi aynı. Bütün 19 gözlük arasında en favorim. Ve son iki gözlüğe geçmişizdir. Şimdi gidenleri sizlerle bir daha paylaşayım. Bunlar da zaten yine Ray-Ban'in. Bunlar da güzel, bunları da vermem. Çünkü dediğim gibi kullandığım ve çok sevdiğim gözlükler. Normalde daha havalı pozlar vermek isterdim ama benden bu kadar oluyor. Bir diğeri de arkadaşlar, hatta bu kabı da hediye ederim. Bu tarafta dursun. Bir diğeri de bu. Şöyle göstereyim. Yani ne oldu? 19.'ydu. Bir önceki diyelim, bu da 20. gözlüğümüz. Bu gözlüğü sevdim. 20 numara bu. Evet, bunu da, bu kabı da hediye edeyim. Ya ben bir de gerçekten ben manyağım yani, bunu kabul ediyorum. Yani gerçekten manyak olabilirim azıcık. Neden derseniz de hani böyle güneş gözlüğü almakla bitmiyor iş benim için. İşte bir yerde mesela şunu görmüşüm. Bu böyle ayrı satılıyordu, hatırlıyorum. Hatta bir ara Kanyon'da da vardı. Karınca diye bir mağaza vardı. Hatırlarsınız böyle yani Pylonese diye bir şeydi. Kapandı sonra. Neyse oradan almıştım büyük ihtimalle. Ben böyle şeyler alıyorum. Ne bileyim işte şöyle dediğim gibi demin mesela şunu H&M'den almıştım hatırlıyorum. Böyle gözlük kutuları falan yani. Eğleniyorum arkadaşlar herhalde kendimce. 20 gözlükten arkadaşlar 5 tanesi kesin olarak satacağım. Belki de bilmiyorum hediye eder miyim ama el edebilirim. Belli olmaz benim sağım solum. Şimdi şunlar, yakınlaşayım size. Şöyle tek tek göstereceğim. Şu. Şu. Şu aynalı olan Ray-Ban. Ve şu ikisi. Ay gösteremedim. Şöyle. Bunlar kesin olarak vereceklerim. Şu dördü de
Bakacağım bir onlara. Şöyle. Bir de bunlar var. Bunlara da biraz daha bakacağım. Hani bir daha bir denerim ona göre. Ama yani şu kısmı artık kaç kez söyledim. Sinir ettiği için büyük ihtimalle onu satacağım. Ya satmak istiyorum. Bu kadar size söylüyorum. Hani satmak istiyorum. Hani şey diyorum kendime de. Kardelen artık sat yani. Ne gerek var diyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım böyle deneyerek size gösterdiğim ve beraber düzenlediğimiz bu video hoşunuza gitmiştir. Daha başka deneme, daha doğrusu düzenleme videoları gelsin ister misiniz? Benim aklımda ojelerimi, montlarımı ve ayakkabılarımı beraber düzenleyelim videoları var. Hatta Instagram'dan sorduğumda birkaç kişi ojeyle ilgili hani kesinlikle bunları paylaş demişti. Mikrofona yine değiyorum yanlışlıkla. Ojeyi merak ediyorsanız hani ilk oje düzenleme videosu hani en kolayı açıkçası içlerinde. Montları çünkü deneyerek göstereceğim ve onu tek başıma çekmek daha zahmetli oluyor. Ayakkabı için zaten bir arkadaşımdan destek almam lazım. Neyse ayakkabıları zaten deneyerek gösteremem. Ama uzun lafın kısası böyle videolar gelsin isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bu şekilde o zaman izlediğiniz için tekrardan mahalo diyorum. Eğer Instagram'dan takipte kalmak isterseniz Instagram'ımı şuralara bırakıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Böyle minimalizm videoları dediğim gibi arada geliyor. Bunun yanı sıra ben başka içerikte minimalizm videoları da çekmek istiyorum. Ne olabilir bilmiyorum. Sizden de açıkçası geri dönüşler yani sizin de yorumlarınızı istiyorum. Benim aklımda birkaç içerik fikri var. Ama siz de özellikle minimalizmle ilgili Kardelen şu videoyu çek diye Instagram'dan iletişime geçerek de yazabilirsiniz. Yorumları da yazabilirsiniz. Süper olur. O zaman haftaya bambaşka bir videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Eminim bayıldınız bu gözlüğe. Her biriniz dediniz ki Kardelen muhteşem. Neden aldım acaba bu gözlüğü? Ay çok güzel. Ay şu thumbnail fotoğrafı, kapak fotoğrafı bu olsun bence. Ay bayıldım. Bu el yapımı eğer ilginizi çekerse paylaşırım sizinle. Gerçi su akıtıyor. Aa, inanılmaz. Öneremeyeceğim. Buradan su akıtıyor arkadaşlar. Nasıl oluyor bu? Demek ki bu bir vazo değil. Demek ki buna kuru çiçek falan mı koymak gerekiyor? Ama çok güzel el yapımı böyle bir şey.